6 Şubat 2023, Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. 11 ilimizi etkileyen bu depremde yaşamını yitiren binlerce insanımıza Allah'tan rahmet diliyor ve bir daha böylesi bir felaketle karşılaşmamayı umuyoruz. Mart ayında ise Adıyaman ve Şanlıurfa'yı etkileyen sel felaketi yaşandı ve 21 kişi hayatını kaybetti. Dünyada yaşanan en önemli olaysa İsrail-Filistin Savaşı oldu. Bu savaşta hala binlerce masum insan hayatını kaybetmekte. 2023 maalesef Türkiye ve insanlık adına üzücü gelişmelere sahne oldu. Peki başka neler yaşandı? Yapay zeka teknolojisi önemli boyutlara ulaştı. Ses ve görüntü klonlayarak gerçeğini aratmayan videolar tasarlandı. Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Merve Dizdar, Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. 2022-2023 sezonunda 88 puan alarak rakiplerini geride bırakan Galatasaray Süper Lig şampiyonu oldu. 2023 LGS 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 500 tam puan yapan iki öğrenci Tonguç Dershane'den çıktı. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Ayrıca Arda Letonya milli maçı yüzünden YKS'yi kaçırdı. Nazif, ÖSS'yi kaçırdın. MFÖ grubunun 7'den 70'e sevilen müzisyeni Özkan Uğur ve rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray hayata gözlerini yumdu. Milli gururumuz Mete Gazoz, Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Kanadalı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. A milli kadın voleybol takımı, namı diğer Filenin Sultanları finalde Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 6 ve 9. sınıflarda ilk kez Türkiye geneli ortak sınavlar yapılacağını duyurdu. Uygulama başarılı olursa önümüzdeki yıl tüm ortaokul ve liselerde uygulanabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Nice yüzyıllara cumhuriyet. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Ardından tüm zengin fenomenler bir anda yer sofrası paylaştı. Televizyon ve müzik kategorilerinde düzenlenen Altın Kelebek ödüllerinin 49.sü yapıldı. Törene damgayı vuran isim İngilizce konuşma sınavından 100 alan Kerem Bürsin oldu. Okay. All right. Öncelikle